Herkese merhaba, ben iç mimar Kubilay Sakarya. Bugün sizlerle biraz halıyı konuşacağız. Halı dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Aslında evlerimizin vazgeçilmez bir parçası. Ama bizim kültürümüzde halının çok daha büyük bir anlamı var. Biliyorsunuz Türkiye'nin halıları dünyada meşhur ve yüzyıllardır Anadolu'da kadınların el emeğiyle ürettiği, üzerinde türlü hikayeleri barındıran bir tasarım parçası halı bizim için. Bugün de çok güzel halıları sizlere göstereceğim. Empera'nın Skyland'de bulunan deneyim merkezini birlikte gezeceğiz. Empera 1984 yılında Gaziantep'te kurulmuş bir firma ve bugün de Türkiye'nin en büyük halı üreticilerinden bir tanesi. Gerçekten hem klasik hem modern çok güzel halı modelleri var. Hepsini birlikte gezeceğiz, göstermeye çalışacağım. Ama şundan bahsetmeliyim. Buradaki deneyim merkezinin mimarisi ve içi de gerçekten çok güzel. Forward ve Yalıntanen Partners imzasını taşıyor. Ben özellikle giriş kapısını çok beğeniyorum. Böyle şeffaf camdan bir kemer var, katmanlara ayrılmış. Aslında bu katmanlar da bir halıcıya girdiğiniz zaman onu halının duvarda katman katman asılıp sergileniş şeklinden ilham almış. Beni gerçekten çok etkiledi. Bu etkileyici kapıdan hadi gelin beraber geçelim ve birlikte deneyim merkezini gezmeye başlayalım. Bu etkileyici kapıdan geçerek deneyim merkezine giriyoruz. Biraz önce cam dedim ama plexiymiş. Hem rengi hem de dokusu, içeri girerken hissiyatı çok güzel bu kapının. Girdiğimiz zaman da böyle yerden yükseltilmiş, yarı geçirgen duvarların olduğu bir alan karşılıyor. Aslında halıları göstermeden önce birazcık showroom'un tasarımına dikkat çekeceğim. 7 metrelik bir tavan yüksekliği var. Bu da aslında halıları sergilemek ve ön plana çıkarmak için gerçekten çok güzel bir yükseklik sağlıyor mekana. Burada mesela halıların asıldığını değil, gördüğünüz gibi böyle çerçeve tuvallerde, tuvallerin içinde görüyoruz. Aslında birer tablo gibi halılar burada sergilenmiş. Bu da benim hakikaten çok hoşuma gitti. Onun dışında baktığımız zaman benim tavan çok hoşuma gitti. Tavandaki detaylar. Orada da böyle ahşap plakalar farklı geometrilerde asılmış ve aslında hem birazcık tavan görüntüsünü kırıyor hem de bana yine o ahşap plakaların asılış şekli de biraz halıların asılmasını anımsattı. Yani burada nasıl halıların asıldığını görüyoruz farklı açılarda birbirine. Tavanda da bu ahşap plakalarla sanki yine böyle birçok asılmış halı geometrisi görüyoruz. Bana en azından öyle bir hissiyat geçirdi. Dolayısıyla hem tavan hem zemin hem duvarlar çok güzel düşünülmüş, soft renklerde tasarlanmış güzel bir iç mimari görüyoruz burada. Hakikaten yapanların ellerine sağlık diyorum ve sonrasında da biraz size halıları göstereceğim. Farklı koleksiyonlardan parçalar ve öneriler göstereceğim. Hemen girdiğimiz zaman ilk karşımıza çıkan alanda Jumeirah koleksiyonunu görüyoruz. Jumeirah biraz klasik bir koleksiyon. Modern mobilyalarla da uyum sağlayan bir koleksiyon. Ben özellikle şöyle girdiğimizde hemen duvarda karşımıza çıkan siyahın ağırlıkta olduğu modele bayıldığımı söyleyebilirim. Aslında Jumeirah koleksiyonu biraz böyle sanki anneannelerimizden, aile büyüklerimizden bize kalmış, hepimizin evlerinde olan halılar, biraz Türk halılarını andırıyor. Ama hem klasik hem de modern mobilyalarla da eşleşebilir tabii ki. Hemen şöyle sağda ve yerde de daha açık tonlarda, krem ve gri tonların hakim olduğu iki seçeneği var. Mesela burada gördüğünüz gibi taba rengi, deri gayet modern bir mobilya. Hem bu klasik halıyla uymuş hem yerdeki halıyla uymuş. Dolayısıyla çok modern bir evde de zaten ortaya klasik bir halı sermek oldukça güzel görünüyor. Evet, gelin birlikte deneyim merkezini şöyle birazcık gezelim. Hemen şöyle sağ tarafımızda antik kilimler var. Bu kilimler tabii ki yine çok kullanılan, sık kullanılan evlerimizde parçalar. Özellikle yazlık evlerde kilimler bence çok yakışıyor. Burada da hemen böyle mavi tonlarında bir kilim görüyorum ki eminim güzel olur yazlık evlere. Bu tarafta da biraz önce size bahsettiğim gibi halılar ahşap çerçevelerle sanki bir tuval, bir resimmiş gibi sergilenmiş. Hemen baktığımızda Soho grubundan birkaç halı görüyoruz. Raymond Plus koleksiyonundan var ve Gordian koleksiyonundan var. Gordian koleksiyonu benim favorim. Bu Raymond Plus koleksiyonu da son çıkan koleksiyonmuş. Şöyle bir tanesini size açıp göstermek istiyorum. Yine 5 tonlarında oldukça modern bir çizgiye sahip bu halı gördüğünüz gibi. Devam edelim ve Gordian'ın asıl koleksiyonun olduğu duvara doğru beraber geçelim. Gordian koleksiyonu benim gerçekten favorilerimden bir tanesi. Çünkü koleksiyondaki her renge ayrı ayrı bayıldım. Yine özellikle eskitme görünümlü halılar bunlar ve kök boya kullanılarak yapılmış. Ben çok beğendim. Bakar mısınız burada? Yani böyle mor tonlar var, mavi tonlar var, yeşil tonlar var. Her birini hatta birazdan açarak da size birkaç tane favori rengimi göstereceğim. Çok ama çok sevdim.
yine hem modern mobilyalarınızla hem klasik mobilyalarla gayet rahat uyum sağlayabilecek parçalar. Gordiyon'a kalbimi bırakıyorum ve bu tarafa doğru geçiyorum. Biraz önce size aslında bahsetmiştim. Yalıntan burayı tasarlarken biraz deneyim merkezi olmasına önem göstermiş. Ve bu deneyim merkezinde de tabii ki böyle bir Passion Hub kısmı var. Fikir benim çok hoşuma gitti. Çünkü dikkat ederseniz duvara gizlenmiş puflar görüyoruz. Bu puflar istendiği zaman hemen buraya indirilerek aslında burada bir söyleşi yapılıyor. Bir mimar, bir kanaat önderi buraya geldiği zaman burada hemen ufak bir röportaj, söyleşi yapılıyor ve puflar da iniyor. Burası bir etkinlik alanına dönüşüyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada da modüler bir üniteyle böyle bir televizyon konumlandırılmış. Hatta konuşma başlayıp bitti gibi bir göstermek için böyle bir on-off butonu konulmuş. Bu da çok tatlı bir dokunuş olmuş. Yine hemen bu etkinlik alanının arka tarafında böyle tasarımın kendisine gizlenmiş diyeyim bir mutfak kitchenet alanı var. Kahve yapılabilen. Ben hemen geldim, kendi kahvemi kendim yapacağım dedim mesela. Oradan da kendime bir cappuccino yaptım. Vakit geçirmek için çok güzel bir alan, çok güzel bir deneyim merkezi. Buraya geldiğimizde de hemen sağ tarafında Soho koleksiyonundan halı modellerini görüyoruz. Gördüğünüz gibi aslında üzerlerindeki çizgiler çok modern çizgiler ve yine üstünde de modern mobilyalarla dekore edilmiş. Hatta hemen şöyle geçip bu sandalyeye de oturmak istiyorum. Bakın ne kadar şık halılar, mobilyayla da ne kadar güzel uyum sağlamış. Yine buranın hemen sağ tarafında da Rio koleksiyonu var. Rio koleksiyonu da aslında biraz asimetrik böyle lazerle kesilmiş halılar. Ben artık böyle asimetrik halıları da çok sürprizli buluyorum mekanlarda. Hem desen hem renk olarak bana hakikaten çok enerjik geliyorlar. Oldukça seviyorum. Biraz belki genç odalarında bu halılar tercih edilebilir. Ya da çok böyle modern mobilyalarla bir evin giriş alanında ortaya bir tane konulabilir. Ama sanki böyle birer tablo gibi daha böyle sanatsal değeri yüksek geliyor bana bu halıların. Dolayısıyla benim sevdiğim bir tarz diyebilirim. Siz de eğer beğeniyorsanız böyle asimetrik kesim halıları Rio koleksiyonuna göz atmanızı tavsiye ederim. Hemen devam edelim. Şöyle sol tarafta da eminim pek çoğunuzun seveceği İskandinav koleksiyonu var. İskandinav stili aslında çok popüler bir tarz biliyorsunuz. Özellikle genç isimlerin evlerinde çok tercih ettiği bir stil, iç mimari stil. Dolayısıyla İskandinav tarzdaki halılar da eminim hepinizin ilgisini çekebilecek. Çok rahat kullanacağınız halılar. Gördüğünüz gibi çok fazla renk ve desen seçeneği var. Farklı tonlarda. Mesela şöyle renkli renkli çizgilerini çektiği hemen bir model gördüm. Belki bir genç odasında, çocuk odasında bile olabilir ya da oturma odasında, televizyon ünitenizin olduğu oturma kısmında mekana çok enerji katacak güzel bir halı olabilir bu halı. Burada da böyle modeller var. Ben aslında yine bu deneyim merkezinin tasarımında bu duvarda kullanılan küçük numune örneklerini çok sevdim. Şimdi gördüğünüz gibi burada böyle mesela halının modeli var. Hatta şöyle sevdiğim Gordiyon modeli üzerinden size göstereyim. Burada lacivert modelini görüyoruz ama mesela farklı rengi merak ederseniz hemen buradan duvardan çekiyorsunuz ve hemen mesela bordosunun da burada örneğini görüyorsunuz. Yani farklı bir rengi nasıl olsaydı diye merak ediyorsanız burada hem bütün özellikleri anlatılmış hem de numunesini size göstermişler. Gerçekten güzel ve şık düşünülmüş bir detay. Hemen yine bu tarafa baktığımızda ne kadar şık bir toplantı alanı var. Aslında 2-3 kişi buraya gelip evinizle ilgili malzeme seçmek isterseniz harika ufak bir toplantı alanı yapılmış. Böyle üzerine rahat rahat düşüneceğiniz. Kahvenizi alırsınız, içersiniz, gelirsiniz bu duvardan. Hemen şöyle bakın burada da böyle numune örnekleri var. Çok güzel sergilenmiş. Bunlardan bakarsınız. Ne kadar vakit geçirmesi keyifli bir yer olmuş. Ben hakikaten bu Empera'nın showroom'unu çok sevdim. İçeri girdiğiniz zaman renk tonları, malzemeler, bu sakinlik, dinginlik dışarı çıkasınız gelmiyor diyebilirim. Bu arada Empera'da bir halı beğenirseniz eğer web sitesine girdiğinizde beğendiğiniz halı için evinde gör seçeneğine basarak hemen kameradan VR yardımıyla evinizde halıyı birebir boyutuyla görebiliyorsunuz. Hemen şöyle bastım size ekrandan göstereceğim. Bu şekilde beğendiğiniz halıyı evinde göre tıklayarak hemen VR yardımıyla gördüğünüz gibi zemine yerleştirdi.
bu halının orijinal boyutu şöyle mesela mekanda nasıl görüneceğini istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz, büyütüp küçültebiliyorsunuz. Mesela bu kırmızı halıyı eğer buraya sermiş olsaydık bu şekilde görünecekti. Gerçekten harika bir teknoloji. Aslında ben her zaman şunu söylüyorum. Evimiz eğer bir tuvalse, yani bir ressamın tuvali ise bu tuvalin baz rengi evin her zaman için parkesi ve halısı. Çünkü yüzey olarak çok büyük alanı kaplayan yerler. Dolayısıyla doğru bir parke renk seçiminin ardından da halı seçimi evin genelini çok etkileyen bir konu. Bu yüzden de halının rengini, dokusunu doğru seçmekte fayda var ama bir de halının boyutunu doğru seçmekte fayda var. Eğer salonunuza bir halı seçecekseniz, mobilyalarınız duvardan uzak ve orta alanda kümelenmiş bir mobilyaysa tüm mobilyaları içine alacak çok büyük genişlikte bir halı seçmeniz en doğru boyut olacaktır. Eğer mobilyalarınız duvara yaslı bir biçimde duruyorsa seçeceğiniz halı ortada biraz daha küçük ama uçları koltukların altına mutlaka girecek büyüklükte yeri kaplayacak şekilde olmalıdır. Eğer yemek masanız dikdörtgense, dikdörtgen yemek masasını ve sandalyeleri içine kapsayacak büyüklükte bir halı seçmelisiniz. Ve eğer yemek masanız yuvarlaksa, yine yuvarlak yemek masanızı ve sandalyelerinizi olduğu gibi içine alacak büyüklükte büyük bir yuvarlak halı seçmelisiniz. Yani hiçbir zaman halı yemek masasının altında küçük kalacak şekilde olmamalı. Yatak odasında eğer halı seçiyorsanız da mutlaka halı yatağın yarısından içeri girecek şekilde ve sağ ve soldan ve yatağın ön kısmından dışarı taşacak şekilde büyüklükte olmalı. Bunlar gerçekten çok önemli. Dediğim gibi halı tıpkı bir resmin, tuvalin baz rengi gibi evin bazını oluşturan, zeminindeki ana baskın rengi oluşturan parça olabilir. O yüzden hem rengini hem de büyüklüğünü doğru seçmekte çok büyük fayda var. Bugün benimle Empera'nın Skyland'deki bu harika deneyim merkezini gezdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere gösterdiğim bu deneyim merkezini, mimarisini ve aynı zamanda da halıları, çeşitlerini çok beğenmişsinizdir. Gerçekten Türkiye'de böyle büyük bir firmanın, bu kadar önemli bir firmanın da çalışmalarından ben anlatırken gurur duydum. Sizler de Empera Halı'yı tanımış olmaktan mutluluk duymuşsunuzdur diyorum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere, sevgiyle kalın, bay bay.